Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere Dark Orbit'te konfiyi nasıl dizmelisiniz? Konfiniz nasıl olmalı? Onun hakkında birazcık bilgi vereceğim. Ee, tabii ki bu sizin geminizin gücüne, sizdeki olan ekipmanlara vesaire olarak değişkenlik gösterebilir. Sadece size birazcık e, kendi yaptığım mantığı anlatacağım. Şimdi benim e, kullandığım gemi Solace gemisi. Solace gemisinde hani ben e, elimdeki eşyaların en iyisi neyse onları kullanmaya gayret ediyorum. Şimdi ben size önce birinci konfim ne ikinci konfim ne kısaca sondan bahsedeyim. Birincisi benim saldırı konfim ama ağır olduğum konfim. İkincisi ise hızlı olduğum konfim ve kaçtığım konfim. Hani kalkanım yüksek burada e, hızım yüksek ve kaçmama yardımcı oluyor ya da tanklama konfim diye de geçebilir. Şimdi ben birinci de ne yaptım? Zaten sizin yapmanız gereken en iyi lazerlerinizi droidlere takmak. Benim şu an hani 15 prom olduğu için zaten direkt gemiye koydum bu 15 tanesini. Diğerlerini de işte son 3 tane prom kaldı. Bunları da tamamlayınca Iris'lerim de full pro olacak. Ve hani böyle daha fazla vurmuş oluyorsunuz. Iris'e zaten ya da işte droidiniz neyse onlara en güçlü lazerlerinizi koymaya çalışın. hasarınızı daha fazla arttıracaklardır. Öyle söyleyeyim sizlere. full havuç dizili birinci konfimde full pro dizili droidlerde e, de ise full gene pro dizili ve e, generator olarak da bo 3 ve hani bo 2'lerim var. bo 3'lerim de full dersem eğer 2 tane kalmış onu da e, yapacağız. E, ekstralarda ise olması gereken şeylerden size hızlıca bahsedeyim. Kesinlikle bir tane slot CPU 4 lazım. Hani kesinlikle burayı arttırmanız gerekiyor. Çünkü hani bunlar gerçekten işinize yarayan şeyler. Hani oyunda size kolaylaştıran, e, daha hızlı kasılmanıza, daha iyi savaşmanıza sağlayan şeyler var burada. Mesela roket turbosu kesinlikle olması gerekiyor. Roket atar CPU kesinlikle olması gerekiyor. Bu e, turbo roketi hızlandırıyor. Yani 3 saniyede atıyorsanız 2 saniyede atıyorsunuz artık roketleri. Roket atar CPU ise otomatik roket atıyor. Burada roket CPU alma var. E, bunu kullan dediğinizde burada hangi roketten ne zaman işte e, kaçın altına düşünce, 100'ün altına, belli bir sayı altına düşünce otomatik alıyor. Onu da kullanabilirsiniz. Gayet işe yarıyor. Tamir robotu Kesinlikle en önemlisi bence ve tamir robotuyla birlikte tabii ki bu ikisi. Bu sizi tamir eder, tamir robotu. E, tamir robotu auto CPU ise otomatikmen e, tamir olmanıza yardımcı olur. Bu Labor CPU'da e, Weapon Boost yani e, otomatik sizin e, ham maddelerinizi, işte lazerlerinize basıyor, işte roketinize vesaire basıyor. O işinizi yarayabiliyor. E, Insta kalkan bu da xenomoid e, kullanarak, sizin 3 saniye boyunca hasar almamanıza e, ne deniyor olabiliyor yani hasar almamanıza neden oluyor ve kamuflaj CPU çok kullanmıyorum ama kesinlikle tutuyorum hani işimize yarıyor illa ki bazı yerlerde bu da işte kamuflaj oluyorsunuz haritada gözükmüyorsunuz e, geldik roket auto CPU da bu da otomatik roket atmanıza yardımcı oluyor bu da cephane alma bunu da gene kullan diyerek istediğiniz cephaneden aldırabiliyorsunuz. Ee, i̇leri düzey atlama yapıyor. Bu da çok önemli. Bu da hani atıyorum 2 desiniz, 2-8'e gitmeniz gerekiyor. Direkt ışınlanabiliyorsunuz. Teker teker mapleri geçmenize gerek kalmıyor. Bundan bahsettik ve ambar genişletme. E, bu da ambarınızı iki katına çıkarıyor ki bu da bence gayet önemli. Gayet iyi bir şey. E, ekstraları anlattık. Bunları anlattık. Roket atar zaten klasik. Hani roket atar ee, Hellstrom, Rokitator 2 eğer e, şeylerden yapmadıysanız ben bunu kullanıyorum. E, gemi yükseltme modülü de tamamen tabii ki sizin e, modüllerinize bağlı. Hangi modülünüz varsa hangi modülünüz iyiyse onlara bakarak hangi gemiyi kullanabileceğinizi seçebilirsiniz. Bu arada hani burada mesela az önce ben bunların üzerine gelemiyordum az önce hani 200 3 saniye önce. Burada birinin üzerine tıklayıp tekrar geldiğimde gelebiliyorum. E, onu da söyleyeyim. E, gemi yükseltme modülleri de böyle. Pet'e geldiğimizde ise benim petimde şu anda e, gördüğünüz gibi full Left 4 var. Açmadığım slot slotları duruyor. Fakat mesela bakın şu an üzerine tıklayamıyorum bunların ama şunlardan birine tıklayıp buraya geldiğimde direkt tıklayabiliyorum. Bunları açmadım şu anlık. E, niye açmadım bilmiyorum. Şu an pete çok fazla yatırım yapmadım. Sadece modül açtım bir tane daha modülleri açtım. Şimdi benim petimde ne var? E, şu lazer ve generator çok önemli değil ama tabii ki lazer takın hani olması gerekiyor askerin ve jeneratör de hani koyun hemen ölmesin. Ee, geldik modüllere. Benim modüllerimde birinci konfim savaş konfim olduğu için bir tane kamikaze tutuyorum. DP link tutuyorum. Ee, düşman bulucu ve otomatik toplayıcı e, tutuyorum. Oto yağma tutuyorum. Ki bunlar benim gerçekten işime yarıyor işte. Kamikaze atıyorum. Savaşta DP link kullanıyorum. Ya i̇şte düşman bulucuyla düşman bulup hani yaratık kesmem gerekiyor görevlerim oluyor. Onları yapıyorum. Toplayıcıyla da Hani öyle gezerken etrafta toplanması gereken şeyler varsa onları topluyorum. Protokollere geldiğim zaman ise radar protokolü 2 varmış 2 tane. Bir tane 3 varmış. Param olmadığı için 2'yi almıştım o zamanlar. Bir de ambar e, protokolü aldım. Protokolleri açabilirsiniz. Hani ucuza açabiliyorsunuz bunları. E, diyelim. Hani ben bunları da radar aldım. Radar almamın sebebi ise radarda e, mesela atıyorum şu düşman bulucu radarını daha fazla e, etrafta arayabiliyorsunuz yadağınızı genişletiyor. O açıdan gayet güzel oluyor. Tabii ki toplayıcı için vesaire de geçerli bu. Ambar da belirli bir e, düzeyde benim ambarımı genişletiyor. E, kişiselleştirme tamamen size kalmış, zevkinize bağlı kalmış. Hani istediğiniz... E, şöyle göstereyim sizlere. Nerede benim o tasarımlarım? Heh. Şu tasarımlardan istediğinizi takabilirsiniz. Hani o tamamen size kalmış. u yuvaları da şu anda e, açık değil. Ama buraya lazer takabiliyorsunuz. Bunları da yüksek videom vardı. Oradan bakabilirsiniz ne işe yaradığına vesaire. Burası böyle. Petimde dediğim gibi çok fazla bir yatırımım yok. Sadece modüller vesaire e, gerekli modüller söyledim. Şimdi geldik ikinci konfimize. İkinci konfim dediğim gibi kaçış konfim. Çok fazla bir hasarım yok burada. Sadece hani kaçmama, tanklamama vesaire yardımcı olan bir konfi. Full hız daşedim. Ee, gemiye. Gene ekstraları vesaire full aynı. E, lazeri vesaire de aynı. S sadece droidlerde bir farklılık var. Droidlerde full kalkan takılı. Bu benim kalkanımı 1 milyona kadar çıkarabiliyor. Hani bu sayede. Kalkanım fazla olduğu için. 2-4-6-7 tane daha boyucum olursa e, droidlerimdeki kalkanlarım da fulleniyor. Havuçlarım takılı. Neden havuç takılı da şey takılı değil? Çünkü e, Herkules tasarımım 2 tane var ne yazık ki. Çok fazla o kapıdan yapmadım. Olsun hani ileride değiştirebilirim. E, tasarım takmıyorum ben hiçbir zaman. Yani takıyordum bir aralar ama artık takmıyorum. Çünkü hani droidlerin normal halleri çok daha güzel geliyor bana e, diyebilirim. Burada mesela legendary falan var. Görün iki tane falan varmış neyse onları geçelim. Dediğim gibi bu konfide böyle. Pet'e geldiğimiz zaman işte burada da bu e, pro takılı. Çünkü hani gemide zaten droidlerde vesaire takılı olmadığı için fazlalık vardı. Onları da pet'e taktım. Ee, burada mesela bakın bir protokol eksikmiş. Bu hata. İyi. Hemen takalım. Ee, protokoller aynı. Burada sadece bir tane şey var. Oto ham toplama ekledim. Şunlar da aynı şu üçü. Oto ham toplama ekledim. Çünkü ben ikinci konfide mesela toplama işi yaparken kullanıyorum. Ki bu da hani ikisi olsun ki hem otoya hem maham toplama olsun ki hangisini toplamak istiyorsam onu toplayabileyim. Ee, bu konfimde böyle. Şimdi ee, dediğim gibi ilk konfim savaş, ikinci konfim kaçma vesaire konfim olduğu için ben böyle dizdim. Tabii ki sizin elinizdeki e, olanaklara göre, elinizdeki eşyalara göre bunu değiştirebilirsiniz. Ya e da hani dersiniz ki benim iki konfimde savaş konfisi olsun. Hani ben full savaşıyorum vesaire dersiniz. Avcı konfiler falan var. Avcı da hani full hız dizme, lazer dizme, droidleri de full lazer dizme. Hem hızlısınız hem de fazla vuruyorsunuz. Öyle bir konfide yapabilirsiniz. Avcı avcı konfide böyle. Avcı konfinin videosu da vardı kanalda. Onu da bakabilirsiniz. Ee, kısacası ben bir anlattım böyle. Hani tabi bu sizin geminizden geminize değişiklik gösterebilir. Mesela atıyorum siz Aegis kullanıyorsunuzdur. Bambaşka bir dizilim yapabilirsiniz. Spektrum'la zaten e, Sorace aynı. Ama atıyorum Cyborg kullanıyorsunuzdur. Cyborg'un e, bir solotu daha fazla mesela. Hem lazer hem jeneratör. Onun da değiştirebilirsiniz. Hani bir tane daha fazla ekleyip bir tane daha eksik ekleyebilirsiniz. O tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Sizin e, ne yaptığınıza kalmış. Ah, eh, diyebiliriz. E, o zaman bugünlük de bu videodan bu kadar olsun. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.